Narcan, her derde deva ve de ölümsüzlük iksiri, şifa. Nartların kutsal suyunun kaynağı. Bu suyun başına oturup kim bilir ne çok kararlar aldılar. Yine oturulsun diye ağaçların altına yerler hazırlanmış. Ama artık yoklar. Başkaları dolanmakta Kislovodsk'taki Narzan suyunun başında. Kent, geçen yüzyıldan beri kaplıca merkezi olarak değerlendirilmekte. Değişik türde maden suyu kaynağı, sanatoryum ve dinlenme evleriyle sağlık turizminin tüm albenisi yalnızca sağlık sorunları olanları değil, pek çok kişiyi çekiyor. Düş gibi bir kent Kislovodsk. Düşlerimizi yitirmek istemediğimizden onu oynamakta olduğu tavladan kaldırıp rica ediyoruz. Bu güzel kentle ilgili anılarımızı albümlerimizde de saklamak üzere birer fotoğraf çektiriyoruz. Ortalarda görünmeyen nartlarla birlikte romantik şair Lermontov'u da Kislovodsk'ta bırakıp yolumuza devam ediyoruz. Ama o gene karşımıza çıkıyor Pyatigorsk'ta. Ve gene onunla birlikte bakıyoruz. Hayran olduğu bu toprakların gizemli güzelliğine. Oysa görevli bulunduğu Çar ordusundan cezalandırmak için göndermişlerdi onu Kafkaslara. Ama pişman olmadı asla. Özgürlükçü şiirleri yüzünden sürgün edilişiyle yalnızca övünç duydu. Üstelik buraların doğal güzelliğinden, halk kültüründen ve var olan şiirinden etkilenip o kadar çok sevdi ki. Çoğunu bu masada yazdığı dizeleri yanı başında duran çiçekler kadar taze. Hatta daha da ölümsüz. Ne yazık ki kendisi burada, bu tepede düello ederken öldürülmüş. Kislovodsk gibi bu kentte Stavropol eyaletine bağlı bir kaplıca merkezi. Pyatigorsk. Çevresinde bulunan tepelerden ötürü bu adı almış. Rusça
beş dağ demek Piatigorsk. Karaçaylarla Balkarlarsa beş tav diye söz ediyorlar ondan. Ve hemen yanı başında Narçik. Kent sanki korunmaya alınmış gibi sırtını dayadığı dağlarla üç tarafından da tıpkı bir nal biçiminde kuşatılmış durumda. Adı da bu yüzden Narçik. 1818'de aynı adlı suyun kıyısında küçük bir Rus kalesi olarak kurulmuş. Bugünse Kabarday-Balkar'ın başkenti. Kabarday-Balkar Cumhuriyeti'nin kurucusu Betal Kalmıkov. Kazanuko Jaba, 1600'lerde yaşamış ünlü bir düşünür. Eşiyle birlikte şu anda ebedi uykusunda. Ama düşünce ve değerlendirmeleri bir yana, bilgeliği konusunda yarattığı güven hala dipdiri. Adigeler, yüzyılımızın ortalarına kadar onun mezarına el koyarak yemin ederlermiş. Parktaki sürekli ziyaret edilen, çiçek bırakılan anıt yeni evli çiftlerinde nikahtan sonra uğradığı ilk durak. Ancak bugünkü gelinlerden biri yalnız. Geleneksel giysisi içinde yakınlarıyla birlikte gelmiş. Damatsa görenekler gereği ortada yok. Sadıcı tarafından kaçırılmış, saklanıyor. İki ayrı düğünde aynı anda bulunmak gibi bir şey bu. Her iki evliliğe de mutluluklar diliyoruz coşkularını izlerken. Sosrukva, Setenay Guaşel'in doğurmadan edindiği oğlu. Nart çobanının aşk okunu sapladığı kayadan alev alev doğan çocuk. Demirci Tlepş'in çeliklediği güçlü kahraman. Topuğundan başka tüm bedeni ölümsüz genç yiğit. Ama gök tanrıdan çaldığı ateş yüzünden Kaf Dağı'nın tepesine zincirlenen kurban. Nart yurdunun en genç, en son Nart'ı. Bu kez Narçik'i tepeden seyretmekte. Onu orada bırakıp
biz de yeniden iniyoruz kente. Simir Aslan, çalışmalarındaki temaları daha çok Nart efsanelerinden seçmekte. Setenay Guvaşe ve doğurmadan edindiği oğlu Sosrukva. Nartların Güneşi. Ve zincire vurulmuş Sosrukva. Sosrukva ve rüzgar yeleli attı. Onu daha küçücük bir tayken gözüne kesip öyle seçmiş vahşi at sürülerinin içinden. Kaf Dağı'nın ardında estirmedik bir rüzgar bırakmamışlar. O günlerden bu yana o merak 7'den 70'e hala yaşamakta herkes. Abi. Güzelim rüzgar yeğli atlar, özgür oldukları yaylalardan yaklaşan kış nedeniyle yavaş yavaş köylere iniyor, ahırlara kapatılıyorlar artık. Buradakiler de yarışlarda derece kazanmış çok değerli atlar. Onlar için ne anlam taşıyor bilinmez ama ödülleri kapılarına çakılan bu kan kırmızı kurdeleler. Belki bir gün bunlar da aynı kurdelelerden kazanacaklar. Narçik Pazarı. Kafkasların zengin florasından ötürü farklı kıvam ve tatlarda öylesine bol bal var ki
seçmekte zorlanıyor insan. Kendine has tadıyla ünlü Çerkez peynirleri. Kurulmakta olan fast food'un ilki. Çok yeni bir işletme olmakla birlikte müşterisi her geçen gün biraz daha artıyormuş. Bu da bir başka girişimci. Mangalda değişik yöntemle et pişirmek. Goşenay, korkunç Ivan'la evlenip Moskova'ya gelin giden Kabardey prensesi. Maria adıyla vaftiz edilip çariçe olmuş. Çizimdeki şekli aile markasına benzetiyor. Bir an bir iz yakaladığını sanıyorum anneannemden. Ama henüz bulamıyorum. Prenses Goşenay Moskova'ya gelin gidince Kabardeyler çar ve çariçeyi korumak için Çerkeslerden oluşan dirlikler gönderirler. Bu tarihten itibaren Çerkes erkek giysisi çarlarca da benimsenir. Koruma birlikleri bu elbiseleri giymeye başlarlar. Daha sonra çoğunlukla Kazaklardan oluşan muhafız alayları da Çerkes kayıp kullanıp ulusal giysi olarak benimser. Burada da eski el sanatları diriltilip yeniden yaşatılma çabasında. Çerkes işiyle dokunan Adige bayrağı. Oklar yönetimdeki üç ünlü aileyi simgeliyor. Yıldızlar, tarihteki 12 kardeş kabileyi. Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle kurulan atölyede gençler, büyük annelerin maharetli ellerini devralmışlar.
Bakışlarına gösterilen titizlik, burada dikilen giysilerin kesimlerinde de sürdürülüyor. Tıpkı Kabardinka'nın kostümlerinde olduğu gibi, Kabardinka uluslararası üye sahip dans topluluğu Kabartay'ı. Diğer ünlü folklor topluluğu da Pijane. Kurdukları orkestralarında yörenin eski enstrümanlarıyla müzik yapıp eski şarkıları seslendiriyorlar. Adev, bana ışık tut, yolumu aydınlat. Anneannemlerle rastlaşmama, onları bulmama yardım et. Balkar topraklarındaki Çegen Vadisi'ndeyiz. Karaçay Malhar halkından Elbuz Dağı'nın bu yakasında kalanlar, bölgenin adından ötürü Balkarlılar diye tanımlanıyor. Ama onlar kendilerine tavlu, yani dağlı diyorlar. Ve bu adı, dört bir yanı kuşatan dağların görkeminden olacak, gururla taşıyorlar. Umursamadan çekip gittiğine göre besbelli bu ıssızlıkta yalnızlığına öylesine alışkın ki biz onu değil, o bizi hayal sandı sanki. Tavlu halkının kökenini oluşturan Hun, Bulgar, Alan, Kıpçak kavimleri yüzyıllar boyunca çevre Kafkas halklarıyla kültürel bakımdan birbirlerinden etkilenerek iç içe yaşamışlar. O yüzden giyiminden üretim biçimine kadar tüm gelenek ve göreneklerinde ayrılmaz benzerlikler var. Bunlar Kıpçaklardan kalan piramit şeklinde mezarlar. Yüzlerce yıldır suskun duruyorlar bu tepelerde. Sosrukuah!
Bütün gün ciğerini didikleyip duran Kartal gene tepende dolaşıp durmakta işte. Göremiyorum ama biliyorum. Buralarda bir yerdesin. Ama neredesin? Sosrukwa! Zincire bulunmuş hangi yalçın tepelerdesin? Neredesin? Dönüşte uğradığımız köyde gösterilen sıcaklık bir kez daha unutturuyor tepedeki soğuğu ve ıssızlığı. Burada da Karaçay'da olduğu gibi küçük baş hayvancılıkla uğraşıp geçimlerini öyle sağlıyorlar Malkarlılar. Balkar yün pazarı. Kadınlar yetiştirdikleri koyunların yünlerine bir de kendi beceri ve emeklerini katıp al gözüm seyreyle bu renk cümbüşünü dercesine pazara çıkarmışlar. Adı Zevacaş, Zihuleyce Tuhuban Yakut Zihan. Adı Vahadzim, Nemisim, Kihidem. Radyo ve televizyon yayınları Kabardeyce ve Balkarca olmak üzere her iki dilden birden yapılmakta. Ekonomika politikasına razı olmaganın bildirgen günü gün bolganın sanarga bolmoktu. Kabardı Malkarını profsoyuzları ol iştirasini profsoyuzlarla birge bolgan açık bolgandı. Yeni açılan din kursunda yabancısı oldukları bir alfabe ve dili büyük bir çabayla çözmeye çalışıyor öğrenciler. Sonunda aradığım izi tesadüfen buluyorum. Din kursundaki öğrencilerden biri anneannemin ailesi Kiyaduğuları tanıdığını söylüyor ve anneannemin akrabalarına gidiyorum. Aile ağacının yazılı olduğu onlara ait belgede benimle olan bağları kurmaya çalışıyoruz. Zerihan Bağ, Adnan Kuşan'ın annesi bize. Meryem. Duyan diğer akrabalar da geliyorlar. Merhaba. Soframızın tam artesi kuzenim Volodya. Yapacağı konuşmayı soluğum kesilmiş dinliyorum. Tam 130 yıllık bir hasretin seslenişine onun soluğu yetiyor. Dünyanın dört bir yanına dağılmış bir aile olarak kuşaktan kuşağa bizlere kalan tek miras, geçen yüzyılki sürgünde iki kardeşin ayrılırlarken birbirlerine verdikleri söz. Bir daha rastlaşıp görüşemezsek eğer, düşleyip düşünmemize engel mi var? Ay gökyüzünde tepsi gibi yüz yuvarlak olduğunda, gölgelenmeyip bembeyaz kalabiliyorsa eğer, belli ki biz de hayatta kalabilmişiz demektir. O yüzden dileyelim ki, ay gökyüzünde tepsi gibi yüz yuvarlak olduğunda gölgelenmeyip bembeyaz kalabilsin hep demişler ve vedalaşıp öyle ayrılmışlar. Daha sonra kaç kez ay gökyüzünde tepsi gibi yüz yuvarlak oldu masadaki hiçbirimiz tam olarak bilmiyoruz. Ama bir daha birbirlerini hiç göremeden ve asla haber alamadan bu dünyadan göçüp gittiklerinden hepimizin haberi var. Bir diğer kuzenim Lydia, beni bir zamanlar o iki kardeşin vedalaştığı bahçede gezdiriyor. Ne garip. Bunca yıldır yabancıyken şimdi bunca yakınım.
Onunla biz baba ocağından sökülüp kopartılan zincirin dünyanın dört bir yana dağılan halkalarından yalnızca ikisiyiz. Biz farklı dillerde ama başka dilde değil, farklı dillerde konuşan ve gene de aynı dilde anlaşan iki kuzeniz. Biz ay gökyüzünde tepsi gibi yüz yuvarlak olduğunda birbirini düşleyip düşünen iki kardeşin torunlarıyız. Bugüne kadar kapısını dahi bilmediğim bu evden çıkarken ayaklarım ters gidiyor. Bir türlü ayrılamıyorum. Ama sonunda altından düşler kurabileceğim masalsı bir ağacın benim dönüşümü özlemle bekleyeceğini bilerek gönül rahatlığıyla yola çıkıyorum. Andolsun annemi de getirip bu ağacın altına oturtacağım. Henüz mevsimi değil de ürün vermemişse bile varsın olsun. Meyvesinden yiyemese de ne gam, gölgesinde dinlendireceğim.